Drive yatırımdan herkese iyi günler, iyi seanslar diliyoruz. Global tarafta Çin kaynaklı iyimserlikle beraber Asya piyasaları güne iyi başladı. Avrupa piyasalarında da bakıldığı zaman daha azalan montanda iyimserliğin korunduğunu görüyoruz. Amerikan vadeli endeks kontratlarında ise nispeten daha sıkışık yataya yakın bir seyir hakim an itibariyle. Borsa İstanbul'da dün itibariyle ikinci seansta özellikle Hız kazanan kar satışlarının bugün geri alındığını ve endeksin başta Sasa, Hektaş ve Türk Hava Yolları'nın da katkısıyla yeni zirve seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5000 psikolojik eşiğine oldukça yaklaşmış durumda. Diğer piyasalara bakacak olursak kur tarafında belirgin bir değişiklik yok. Dolar kuru 18.63 seviyesinde. Euro dolar paritesinde ise 1.05% eşik direnç olarak korunuyor. Oranın altında nispeten sakin bir fiyatlama hakim olduğunu görüyoruz. Almanya'da takip edilen enflasyon verisi önceki aya göre 0.3 gerileyerek 11.6'dan 11.3'e geriledi. Bu enflasyonda en kötüsü geride kaldı argümanını destekler bir seviyede. Haftanın geri kalanında bakıldığında Amerika'da yarın itibariyle özel sektör istihdam ve Cuma günü de tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Ama içeride yerli yatırımcının mevduattan ve sabit getirili menkul kıymetlerden Borsa İstanbul'a alternatif getiri arayışı ile yönelmesi endeksi yükselten ana burada katalist noktasında. Dolayısıyla global taraftaki risk iştahındaki değişim şu ana kadar endekste çok görünümü değiştirmiş gibi gözükmüyor. İçeride ise bakıldığında dış ticaret açığında artışın devam ettiğini görüyoruz. Yine Türkiye'de büyüme yarın itibariyle takip edeceğimiz önemli verilerden olacak. Herkese iyi seanslar diliyoruz.